Selamun aleyküm. Tam Bilal bin Rebah el-Habeşi Efendimiz'i işleyeceğimiz zamanda JD'nin gelmesi de ne güzel tevafuk. Bir gün Bilal bin Rebah Efendimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte otururken diyor, ya Resulallah ben gidiyorum, işim var. Allah Allah, ya Bilal ne işin var, nereye gidiyorsun? Ya Resulallah bir horoz aldım, onu keseceğim diyor. Ya Bilal, bir müezzin başka bir müezzini keser mi iş diyor ya. Sahabe efendilerimizin tabii hoşuna gidiyor bu latife. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın horozla ilgili başka söylemleri de var. Mesela bir yerde diyor ki, horoz için o bizim müezzinimizdir buyuruyor. Allah Allah. Başka bir yerde de Ebu Davud'da, Ahmet bin Hanbel'de geçen rivayet. Horoza sövmeyiniz çünkü o namaz için sizi uyandırır diyor. Görüyor musunuz? Horoza bile verdiği kıymeti. Yine başka bir rivayette, horozun öttüğünü işittiğiniz vakit Allah'tan lütfunu ihsan etmesini isteyiniz. Çünkü o bir melek görmüştür diyor. Ya bir horoza bile bu kadar mana yükleyen bir din. Düşünebiliyor musunuz hayatımızın diğer alanları için neler söylüyor? Ama bugün Bilal bin Rebah'ın hayatında çok daha ulvi, çok daha yüce nice söylemler var. Buyurun ona başlayalım. Bilal bin Rebah Efendimizin tarihçeye hayatıyla başlayalım. Doğumu miladi 580. Mekke, Cumhuroğulları mahallesinde doğmuştur. İman ettiğinde yaşı 30'du. Allah Allah. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 10 yaş küçük oluyor. Vefat ettiğinde de yaşı 60 olacaktır. Allah Allah. Kendisi Şam'da vefat edecektir. Babasının ismi Rebah. İslam'a ulaşmadan ölecektir. Annesi Hemame, güvercin demek Hemame. Annesi de İslam ile şereflenenler halkasına girecektir. Şimdi babası Cumuh kabilesinde bir köle. Annesi de Cumuh kabilesinde bir köle. Onlar evlenince doğan çocuk da otomatik olarak köle olarak doğuyor. O yüzden Bilal Efendimizin hayatı kölelik ile başlıyor Mekke'nin dönemlerinde. Kendisi Habeşistanlı ama şimdi haritayı alıp bir kardeşimiz Habeşistan nerede diye baksa onu bulamayacaktır. Çünkü Habeşistan şimdiki Etiyopya, değil mi? Evet. Biraz fiziğini tarif edelim. Uzun boylu, kıvırcık saçlı, çok az kambur, zayıf bir vücudu vardır kendisinin. Hayatı boyunca iki hanımla evlendiği söyleniyor. Başka bir rivayette tek hanımla evlendiği söyleniyor. Bir rivayette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra o iki hanımla evlendiği bahsediliyor. Birisi Ebul Bukeyr'in kızı, diğeri Zühre oğullarından Arap bir kabilenin kızı. Bir kız kardeşi vardır, adı Gufre. Bir erkek kardeşi vardır, ismi Halit. 60 yıllık hayatının ne kadarı cahiliye döneminde geçiyor? 30. Yani imanı tanımadan 30 yıl geçiyor. Ne kadarı imanla geçiyor? 30. Şimdi böyle bir insan imanla küfür ayrımını nasıl bilir? Nasıl bilmez? 30 yılı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a semanın dili açılmadan önce karanlık dönemde geçmiş. 30 yılı da hidayet üzere geçmiş. Bakın dikkat edin. Hayatının bir döneminde karanlığı tatmış insanlar ne kadar lezzetli sarılıyorlar dine, değil mi? Birazdan Bilal Efendimiz'i de göreceksiniz. Diyeceksiniz ki ya bu kadar kıymet bilinir mi? Bilinir işte. Neden? 30 yıl karanlıkta geçtikten sonra nurun aydınlığını yakalayan birisi bırakmıyor, bırakmak istemiyor. Bizim medresemizde hizmet eden bazı arkadaşlarımızın eski hayatları da biraz zahmetli geçmiş. Bir arkadaşımız var. 6-7-8 yılı hapislerde geçmiş. Şimdi bir görseniz nasıl hizmet ediyor. Başka bir arkadaşımız var. 7 yıl Almanya cezaevine girmiş belli bir sebepten dolayı. Daha sonra videolarla, hidayetle tanışmış. Şimdi nasıl hizmet ediyor bir görseniz. Başka bir kardeşimiz var. 13-14 yıl boyunca madde bağımlısı. Şimdi nasıl hizmet ediyor bir görseniz var ya, anlarsınız, dersiniz ki ya bunlar kıymet biliyor. Kıymet neden? Aynı Bilal Efendimizin meşrebi gibi, değil mi? Bir dönem karanlığı gören, nurun aydınlığını yakalayınca onun için geri dönmek, cehenneme dönmek gibi geliyor. Bilal Efendimiz o yüzden karanlıkla aydınlığın farkını en iyi bilenlerdendir. Kendisi onu anlatıyor. Karanlık sistem benim tenimin rengine baktı. Efendi miyim, köle miyim ona baktı. Ama İslam'a girdikten sonra, la ilahe illallah dedikten sonra herkesle öyle kardeş olduk ki tek üstünlük takvada oldu diyor. Allah aşkına ya. Böyle bir din. Köle Bilal'i Efendi Bilal noktasına getirecek bir din düşünün ya. Evet. İman edişi yaş 30.
Bilal Efendimiz 30 yıl boyunca Ümeyye bin Halef denen bir adamın yanında köle olarak hayatına devam edecek. Bu ismi unutmayalım, olur mu? Bu Ümeyye bin Halef denen adamla işimiz var. Bu Ümeyye bin Halef Darun Nedve'nin, yani o karanlık sistemin başlarından bir tane adam. Bilal Efendimiz de 30 yıl boyunca Ümeyye bin Halef'in yanında hizmetlisi oluyor. Yani tabirler öyle geçtiği için ben de öyle söylüyorum. Kendisi 20 yaşında, çok güvenilir birisi. O yüzden Ümeyye, kervan gönderiyorlar ya, Şam'a, Büsra'ya kervan gönderiyorlar. Kervanın başına Bilal Efendimiz'i veriyor. Çok güvenilir çünkü. Kendisi 20 yaşında kervanın başında giderken başka bir tüccar sahabe efendimiz var. O da kendi kervanını çıkarmış. Kim? Hazreti Ebubekir Efendimiz. Yolda Hazreti Ebubekir Efendimiz'le denk geliyorlar. Diyor ki ya Ebubekir, yaşı kaçtı? 20 daha. 30 olmadı, daha iman etmedi. 20 yaşında diyor ki ya Ebubekir, içimde bir sıkıntı var. Hayatımda bir anlam arayışı var, sorma diye dertlerini anlatmaya başlıyor. Ama Hazreti Ebubekir Efendimiz yeterli cevabı o an veremiyor. Aradan 10 yıl geçecek. Sema'nın dili açılacak miladi 610'da. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilahi kelam gelecek. Geldikten sonra ilk müşerref olanlardan bir tanesi Hazreti Ebubekir Efendimiz olacak. Hemen koşacak Bilal'e gidecek. Ne diyecek biliyor musun? Ey Bilal, hatırlar mısın yolda bana bir şeyler sormuştun? Evet, sormuştum. Cevap verecek şey oldu. Ne oldu ya Ebubekir? Cevap verecek şey oldu. Ne oldu? Sema'nın dili açıldı deyip ayetleri anlatmaya başlıyor, gelen ayetleri. Bilal Efendimiz orada iman ediyor, koşuyor gidiyor Resulullah Kibriya Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında. Diyor ki ya Resulallah, ben iman ettim. Garip bir olay var. Dikkatini çeken var mı? Çok garip bir olay var. Nedir biliyor musunuz? Cahiliye Mekke'sinde köle adamdan sayılmıyor. Taş mı köle mi? Taş daha kıymetli. Öyle öyle. Kölenin adamdan sayılmadığı bir dönemde iş adamı, büyük insan, Mekke'nin büyüklerinden Hazreti Ebubekir Efendimiz onun kapısına gidip hidayet anlatıyor. Bize ders var mı burada? Olmaz mı? Şimdi işimize gömülsek, bu adam da kim canım, o ayağıma gelsin desek, oluyor mu Allah aşkına? Bu meseleyi anlamış olur muyuz Allah aşkına? Olmayız değil mi? Allah Allah. Çok enteresan. İlk yediler. Şimdi Abdullah İbni Mesud Efendimiz rivayet ediyor. İmanını açığa vuran yedi kişiden bahsediyor. Bunlara ilk yediler deniyor. Hidayet gelmiş ama açığa da vurmuş. Başka bir rivayette Abdullah İbni Mesud Efendimiz de bunlardandır diye geçiyor. Kimdir o yedi kişi? Birincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Neler çektiğiniz malumunuz. Bir diğeri Hazreti Ebubekir Efendimiz. Hatırlayın Kabe'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı korumak için gittiğinde Utbe ve Şeybe çivili ayakkabılarla Hazreti Ebubekir Efendimiz'in yüzüne vuruyorlar. 24 saat komadan çıkamıyor. Gözünü açar açmaz ilk söylediği şey Eyne Resulullah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nerede? Nasıl sevmiş? Biz ne deriz? Ne deriz? Hangi hastanedeyiz? Başıma kim vurdu? Bu yaram iyileşecek mi? Bizim gönlümüzün yarası maalesef nefsimiz. Onun gönül sevdası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ebubekir Efendimiz çok çekmiş ama bir ölçüde kabilesi onu korumuş. Bundan sonra sayacağım imanını açıktan ilan eden 5 sahabe efendimizin de 5'i kölelikten gelme ve onları koruyan olmamış. Kim bunlar? Mesela 3'ü. Ammar, Yasir, Sümeyye. Allah Allah. Ammar Efendimizin babası Yasir Efendimiz, annesi Sümeyye. Gözünün önünde anne babasını şehit ediyorlar. Dönüyor mu? Dönmüyor. Ya şimdi biz ne oluyor ufacık şeyde? Ay ben bu işi yapamam. Namaz kılsam patronum bir şey der. Ya böyle olur mu Allah aşkına? Bir diğeri kim? Bir diğeri Habbab Efendimiz. Bir diğeri Bilal Efendimiz. Çok ağır işkenceler görecek. Birazdan işleyeceğiz. Tek suçu neymiş biliyor musunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek. Bir diğeri Miktat bin Amr, bu Akdeniz'deki adaları fetheden sahabe efendimiz. Bir diğeri Suheyb bin Rumi. Bu Suheyb efendimizi Hazreti Ömer çok seviyor. Çok ciddi bir özelliği var. Kendi imanının kalitesinde esprileri de o kadar kaliteli. Hatta Hazreti Ömer efendimizi hatırlar mısınız? O bıçağı o hainden yediğinde. O esnada namaza kıldır diye geçirdiği kişi bu Suheyb efendimiz oluyor. Bir gün sofrada oturuyorlar. Suheyb Efendimizin gözü ağrıyor. Şimdi Arap geleneğinde de göz ağrıyorsa ham hurma yersen ağrın daha çok artar. Suheyb'in gözü ağrıyor. Bir bakıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada oturuyor sofraya. Habire hurmaları yiyor. Hazreti Ömer diyor ya Resulallah, bu Suheyb diyor hem gözüm ağrıyor diyor hem yiyemedi, hurma kalmadı diyor.
Diyor ki ya Ömer, ben ağrımayan gözümle hurmaları yiyorum diyor. Hazreti Ömer Efendimizin çok muhabbeti var Süheyb'e. Evet. Şimdi imanını açıktan ilan edip başlarına gelmeyen kalmayan ama ne olursa olsun yolundan dönmeyen sahabe efendilerimiz bunlar. Bir gün Bilal bin Rebah mescitte oynuyor. Allah Allah, oynuyor mescitte. Bunu da kim görüyor? Kim görüp sinirlenir? Hazreti Ömer Efendimiz. Görüyor, sinirleniyor. Gidiyor Resulullah Aleyhisselam'ın yanına, diyor. Ya Resulullah, Bilal'e baksana, mescitte oynuyor. Allah Resulü Aleyhisselam çağırtırıyor. Diyor ki ya Bilal, sen mescitte oynamışsın. Niye oynadın mescitte? Diyor ki ya Resulullah, bu Allah'la benim aramda bir sırdır. Ama madem sordun hadi sana da söyleyeyim diyor. Ne zaman hidayet aklıma gelse oynarım. Niye biliyor musun? Allah sana isteyip de vermedik hiçbir şey bırakmamış. Ayı ikiye bölmüş, güneşi uğruna durdurmuş. Ne istediysen vermiş ama bir şeyi sana vermemiş, hidayet. Eğer hidayet bizzat Allah'ta olmasaydı, Mekke'nin ulularından bu köle Bilal'e sıra gelir miydi diye düşünür, o hidayete oynarım. İşte sırrım budur diyor. Nasıl yaşamışlar hidayeti? Haberiniz var mı imanı tanışıp mutluluktan çıldırdığınız o ana? Geliyor mu akla? Ya bu ayetle tanıştım. Vallahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. O anı yaşadık mı? Bakın onlar bu anı yaşamış. Nasıl iman farkları var değil mi bizden? Allah onlara benzetsin. İşkence. Yaş 30-35. Şimdi Bilal Efendimiz iman ettikten sonra bir kadın, onun efendisi kimdi? Ümeyye bin Halef'e gidiyor. Diyor ki Ümeyye, Bilal'le Ebu Bekir kayaların arkasında bazı hareketler yapıyor diyor. Hangi hareketler? Namaz hareketleri. İşte o şikayet başladıktan sonra 4 yıl, 5 yıl o kadar ağır işkenceler başlıyor ki ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bilal Efendimiz'i kızgın kumlara yatırıyor. Denize gitmiştir herkes. Güneş o kuma vurunca ayağımızı değdiremiyoruz, canımız yanıyor. Onu o kızgın kumlara yatırmışlar. Üstüne kızgın kayaları koymuşlar. Ne kadar? Sabahtan akşama. Kaç gün? Her gün. Nasıl dayandın ya? Nasıl dayandın? Üstüne taşları koyan kim biliyor musunuz? Diğer köle arkadaşlar. Diyorlar ki ya Bilal, sen de söyle şöyle. Şu işkenceden kurtul deyince benim dilim ona dönmüyor diyor. Böyle işkenceler. Boynuna ip bağlayıp Mekke'de gezdiriyorlar. Bizi en ufak korkuttuklarında ne hale dönüyoruz? Aman patron bir şey der. Aman memuriyetime zarar gelir. Döndüğümüz yola bakın. Dönmeyenlerin yolundan dönülür mü Allah aşkına? Başka bir işkence daha var. Akıllılara zarar. Bilal Efendimizin 45-50 derece sıcakta üstüne çelikten zırh giydiriyorlar. Geçenlerde öyle baktı, bir yere gittim, bir işim vardı. Bizim Mersin'in güneşini bilirsiniz, çok sıcak. Arabaya bindim, arabanın demir yeri koluma değdi. Şöyle çektim, yahu dedim nasıl kızarmış? Ne kızaracak? Küçücük demir. Üstüne zırh giydiriyorlar demirden, kızgın güneşin altında bırakıyorlar Bilal bin Rebah'ı. O zırhı çıkarınca ne oluyor biliyor musunuz? Kendi vücuduna dokunamıyor, her yer su toplamış. Böyle işkenceler yaşamışlar. Kırbaçlar vuruyorlar Bilal Efendimiz'e ve Mekke hep aynı sesle inliyor. Ama o ses kırbaç sesi değil. Kırbaçtan sonra gelen ehad ehad sesi. Çıldırıyorlar bu sesi duyunca çünkü sistemlerinin yıkıldığını Bilal bin Rebah onlara haykırıyor. Ne zaman kırbaç vurulsa kırbacın artına gelen ses ehad ehad sesi oluyor. Bir gün Mekke'de küçük tepeler var malumunuz. Bir gün o küçük tepelerin birinin üstüne koyuyor yine herkes görsün diye. İnsanları topluyor Ümeyye bin Halef. Kızgın kuma yatırıyor, üstüne kızgın taşlar koyuyor. Diyor ki haykır, sizin putlarınıza inanıyorum diye haykır deyince benden ehad ehad'dan başka şey çıkmaz deyip yine aynı şeyi haykırıyor. Çok affedersiniz, bir gün bu pislik böceği var ya, pislik böceği. Onu getiriyor, uzatıyor, diyor bari buna iman et diyor Ümeyye bin Halef onun için. Kabe'mizde 360 putumuz var, hangisini beğenmedin deyince gene ehad ehad sesinden başka hiçbir ses ondan çıkmıyor. Allah Allah. Şimdi biz bu dersleri alıyoruz. Bir gün çocuklarımıza anlatacağız. Ama anlatırken bir şeye dikkat etmemiz lazım. Artık Ümeyyeler tahtadan putlar getirmeyecek. Yaşadığımız yerde çöl değil. Artık Ümeyyeler Allah için hareket etmeyelim diye bağrımıza başka taşlar basacak. Nedir? Sen Allah yolunda giderken
senin gitmene engel ne varsa o Ümeyye'nin üstüne konulan kayasıdır, bilesin. Bazen diploman mani olacak, korkusundan, sevdasından adım atamayacaksın. Bazen bir masa sevdası buna engel olacak. Bazen bir kasa sevdası, bazen hevaperest, hevesperest, haneperest yaşamlar buna sebep olacak. Hangisi sebep oluyorsa ol, bil ki Ümeyye'nin kayası üstünde. Ne yaşadığımız yer çöldür, ne de birisi bize tahtadan put getirip buna iman et diyecek. Artık Ümeyye'ler değişti, artık kayalar değişti, şeytanın vesiseleri değişti. Sizin Allah'ın yoluna gitmenize engel üstünüzde hangi kaya varsa, siz o kayaya mani ehad ehad diye haykırmazsanız, Bilal'i anlayamazsınız, yolundan gitmiş olmazsınız. Belki de ahirette Bilal'e kavuşamazsınız. Ümeyye'ler başka, kayalar başka. Bunu böyle anlatmazsak bir gün çöle düştüğümde biri put getirir tahtadan, helvadan. Ben de ehad ehad diye bağırırım diye bekleriz. Bunu beklemeyin ama daha önce anlattıklarımı bekleyin. Eğer o kayaların altında ezilenimiz varsa ehad ehad diye kalkmanın vaktidir. Yoksa 60 yıllık hayat, küçücük hayat. 25-30 yılı uykuda. İşi kat, trafiği kat, çocuğu kat, gömlek almaya gittim, tatile gittim, elde kalıyor. 5 yıl, 5 yıl. Allah aşkına muvakkat 5 yılla sonsuz bir hayata nasıl namzet olacağız? Bizim bu kayaları atıp aynı sahabe gibi ehad ehad diye bağırma vaktimiz geldi. Yoksa bu dersler yine affedersiniz çizgi filmden ibaret kalıp geçecek maalesef. Allah öyle etmesin. Ümeyye bin Halef zalimini anladınız biraz. Onu biraz daha anlatmak için ailesinden birilerini daha anlatmak istiyorum. Ailesinden anlatacağım kişi Ubey bin Halef. Bu Ümeyye'nin kardeşi oluyor. Ubey bin Halef. Bir atı var bu Ubey'in. Atına o kadar iyi bakıyor ki ne zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görse diyor ki ya Muhammed seni bu atla öldüreceğim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz Aleyhisselam da diyor ki hayır ben seni öldüreceğim diyor. Yıllar geçiyor geçiyor. Yıl Uhud Savaşı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz o kazılan çukura düşüyor, mübarekleşi şehit oluyor, darbeler alıyor. Onu böyle mağara gibi bir yere taşıyorlar. Değil mi? Talha İbni Ubeydullah omuzunda taşıyor, tedavi edecekler. O esnada bu Ubey geliyor. Atına binmiş, mızrağı elinde fırlatıyor mızrağı Efendimiz Aleyhisselam'ı o halde öldürmek için. Mızrak gelmiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mızrağı alıyor, Ubey'e fırlatıyor, boynundan bir iz alıyor. Ubey'in arkadaşları diyor ki, Ubey ucuz yırttı. Diyor ki, Muhammed bana mızrak attıysa Aleyhisselatü Vesselam, benim işim bitmiştir diyor. Dönüş yolunda ölüyor. Çok enteresandır. Cesedi kokmaya başlıyor. Arkadaşları cesedini defnedemiyor. Uzaktan taş atarak kabir yapıyorlar ona. Hayatı leş olanın ölümü de leş oluyor. Peki ya sahabe efendilerimizin nasıl oluyor? Bak anlatayım nasıl oluyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselam sahabe efendilerimizle otururken bir koku geliyor. Ya söylüyor bu koku nereden? Arkadaşlarımın kabrinden diyor. Bir onların gülgülistan kokusuna, bir de ötekilerin leş kokusuna Allah aşkına. Neye talip olduğumuzu bir anlayalım değil mi? Ya. Onun ailesinden bir diğer isim Saffan bin Ümeyye. Oğlu oluyor Ümeyye bin Halef'in. Mekke fethinden sonra bu sahabe efendimiz iman ediyor. İmanla müşerref oluyor. Demek ki zalimden alim de çıkıyor. Elhamdülillah. Evet. Hazreti Ebu Bekir'in onu azat edişi. Yaş 35. 30 yaşında imanla müşerref olmuştu. 4 yıl, 5 yıl akıl almaz işkenceler çekti biliyorsunuz. Kimdi onu elinde tutan? Ümeyye bin Halef. Bir gün Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gidiyor Ümeyye'ye diyor ki ey Ümeyye Bilal'i bana satsana. Ümeyye dünden razı. Onlar her şeye madde gözüyle bakıyorlar. Diyorlar ki Bilal için 7 ukiye isterim diyor. Ukiye bu bir torba altın düşün ona bir ukiye de. 7 tane ukiye. 7 ukiye isterim deyince Hazreti Ebu Bekir hemen veriyor. Ümeyye de arkadan dalga geçiyor. Diyor ki Allah Allah bir ukiye yetmeyecek adamı 7 ukiyeye sattım diyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki ben ona 70 ukiye olsa vermeye razıydım diyor. O dönemlerde Hazreti Ebu Bekir Efendimizin babası Ebu Kuhafe daha imanla müşerref olmamış. Gidiyor Hazreti Ebu Bekir'e diyor ki ne biçim ticaret yapıyorsun ya? 5 para etmez köleye bu kadar para verilir mi diyor. Bari diyor iş görecek bir köle alsaydın diyor. Yıllar geçecek. Ebu Kuhafe iman edecek. Bilal Efendimiz Kabe'nin müezzini olacak. Bir gün bir ezan okuyacak.
Hazreti Ebubekir Efendimiz yanında babası Ebu Kuhafe. Ey Ebu Kuhafe, söylesene, 5 kuruş etmeyen bir ticaret mi yapmışım, yoksa Kabe'nin müezzinini mi almışım? Onlar öyle tüccar. Bire 700'den başka, yani ahiret karından başka kar onlar istemez. Öyleler. Annesi Hamame'yi de azat eden Hazreti Ebubekir Efendimiz'dir. Çok enteresan bir olayda. Hazreti Ömer Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Bu azat olayı için. Bir efendimiz olan Hazreti Ebubekir, başka bir efendim olan Hazreti Bilal'i azat etti diyor. Yine bir gariplik var burada. Yakaladınız mı? Hazreti Ömer, cahiliye dönemi değil efendim demek, bir köleye selam vermezdi. Selam. Ya. İman ne yapıyor? Bilal bin Rebaha efendim diyor efendim. Görüyor musunuz? Şu hangi sistem şunu verebilir? Ha? Hangi ideoloji? Bir köy halkının saadetini temin edemeyen hangi aforizma? Ya burada reel bir şey var ya. Reel bir şey var. Hangi insanları bu kadar yan yana hangi sistem getirebilir? Mümkün mü? Mümkün falan değil. Ya. Mümkün olur. Hicret, yaş 43. Mekke kaç yıldı? 13 yıl. 13 yıl bitince nereye hicret edecekler? Medine'ye. Orada da 10 yıl kalacaklar. Mekke'nin 13 yılı biter. Medine'ye hicret başlar. Hicrete ilk gidenlerden birisi Bilal Efendimiz ama çok özlüyor. Mekke'yi çok özlüyor. Medine'ye varmış. Bir de üstüne sıtma olmuş. Sürekli aklında Mekke. Şiirler söylüyor. Diyor ki ey Mekke bir gün suyunu içebilecek miyim? Ey Mekke yeniden dağlarına kavuşabilecek miyim? Hep aklında şiirler böyle. Birkaç sahabe efendimiz de bu hal olunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelince elini açıyor. Ya Rab, Mekke'yi bize sevdirdiğin gibi Medine'yi de bize sevdir diyor. Bakın Umre'den gelenlere sorun. Bazıları diyecek ki ya ben Medine daha sevimli geldi diyecek. Doğru mu? Bazı ulema öyle diyor. Bu duadan ötürü kimilerine Medine daha sevimli gelmiştir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada metfun değil mi? Allah Allah, demek ki bu duanın hürmetine Hicaz bölgesine gidince kimilerine Medine daha sevimli geliyor. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretten sonra Mekkeli muhacirle Medineli ensarı ne ediyor birbirine? Kardeş ediyor. Siyahi Bilal Efendimiz'e bembeyaz kabile lideri olan Abdullah İbni Abdurrahman el-Hasemi'yi kardeş ediyor. Tarihler geçecek, Hazreti Ömer'in hilafet yılı. Hazreti Ömer bir divan oluşturuyor. Hani kim kimin soyundan, kim hangi aileden. Bilal Efendimiz'e de söylüyor. Diyor ki ya Bilal bana söyle ki ben o divanı oluşturayım. Diyor ki ne olur beni Resulullah'ın kardeş ettiğinden ayırma diyor. Ya onlar da öyle öyle. Onlar da bu imandaki kardeşlik cibili kardeşlikten de öte. Nasıl bir şey ya? Mekke'de olduğu dönemde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bilal Efendimiz'i yine birisiyle kardeş ediyor. Kimle biliyor musunuz? Ubeyde bin Haris. Bu ismi de bir hatırlatayım mı? Yani kardeşlerindeki cevvalliğe bakın Allah aşkına. Ubeyde bin Haris. Hani Bedir Savaşı olacağı zaman Arap geleneğinde savaştan önce üçer kişi karşılıklı çıkar, kılıçları çeker, ilk onlar vuruşurlar. Şimdi müşriklerden 3 kişi çıkıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Medine'li Ensar'dan 3 kişi çıkarıyor. Müşrikler diyor ki ne bunlar diyor ya. Bizim gibi Mekke'den ulu, yüksek birilerini çıkar deyince ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kum ya Ali, kum ya Hamza, kum ya Ubeyde. O Ubeyde bu Ubeyde işte. Kardeş oldukları bile aynı kendi gibi değil mi? Bedir. Yevmül Furkan. Yaş 45. Tekrar hatırlatayım. Mekke 13 yıldı, Medine 10 yıldı. O Medine'nin 2. yılında Bedir yaşanacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Bilal topla herkesi diyecek. Herkes toplanacak. Toplandıktan sonra müşriklerle kıyafetlerimiz benziyor. Bize birbirimizden ayıracak bir alamet, bir parola lazım diyecek. Ve o parolayı da ne seçecek? Ehad, ehad seçecek. Bilal Efendimizin bedel ödediği o 2 kelime Bedir'de 313 yiğidin cihadında dillerinden düşmeyecek. Bedir Savaşı'nda bir enteresan durum daha var. Ümeyye bin Halef vardı ya, savaşa katılmak istemiyor. Korkak bir yapısı var böyle, tinet öyle. Savaşa katılmak istemeyince Ukbe bin Ebu Muayt diye bir tanesi buna parfüm getiriyor. Diyor ki madem savaşa katılmayacaksın al parfümü kadınlar gibi evinde süslen diyor. Biraz da mahalle baskısı oluşunca Ümeyye mecbur savaşa katılıyor. Bedir'in sonlarına geliniyor. Kaybedileceğini anlıyor bu Ümeyye. Daha sonra eski tüccar arkadaşı
Abdurrahman İbni Avf'ı görüyor. Sığınacak, emad isteyecek. Bağırıyor arkasından, Abdü Avf, Abdü Avf. Onun eski cahiliye ismi Abdü Avf. Ne oluyor? Avf'ın kulu. Efendimiz Aleyhisselam böyle olmaz diyor. Ne diyor? Abdurrahman İbni Avf diyor. Onu değiştiriyor. O yüzden dönüp bakmıyor. Diyor ki Abdü İlah, Abdü İlah. İlah'ın kulu ama ilah dediği kim? Lat menat uzza. Dönüp ona da bakmıyor. Sesleniyor en son. Denk geliyorlar. Ya Abdurrahman diyor, sen beni alsan, himaye etsen, fidyemi desen alsan olmaz mı? Olur diyor. Tam himaye edip götürürken Ümeyye'yi kim görüyor? Bilal bin Rabah. Olmaz diyor. Bugün himaye günü değil diyor. Ne denilirse denilsin Müslümanlardan halka kuruyor. Birebir de kılıç kılıça vuruşuyor. Ümeyye'nin orada işini bitiriyor. Olmaz diyor. Bugün o gün değil diyor. Allah Allah. Beş ezan. Beş farklı ezan konuşacağız. Ama öncesinde biraz bilgi vereceğim. Bilal Efendimiz'in ismi söylenince akla ilk ne geliyor? Ezan geliyor. Öyle değil mi? Hatta ne demişler onun için? Seyyidül müezzin. Yani müezzinlerin efendisi demişler. Biliyor musunuz Endonezya'da hani bizim camide müezzin efendilerimiz var ya, müezzin efendi diyoruz. Onlar müezzin demiyor. Bilal efendi diyor. Kamboçya'da, Endonezya'da müezzinlik vazifesi yapan arkadaşlarımıza ne diyorlar? Aa bak Bilal efendi diyorlar. Hatta Amerika'da yine kardeşimiz gibi böyle siyahi arkadaşlarımız kendilerine Bilaliler diyorlarmış. Yani öyle bir muhabbet var. Bakın bugün aşere-i mübeşşereyi soralım. Cennette müjdeli 10 sahabe efendimizi karıştıran olabilir. Doğru mu? Ama ezanı bilen herkes Bilal'i de biliyor. Yahu nasıl muhabbet, nasıl sevgi, Allah Allah. Peygamber aleyhissalatü vesselamın 3 müezzini var. Birisi Bilal bin Rebah. Diğeri Abdullah bin Ümmü Mektum. Hani gözleri görmeyen ama sahabe efendimiz. Diğeri kim? Ebu Mahsura. Kim Ebu Mahsura? Hicretin 8. yılı Mekke fethi oluyor. Mekke fethedildikten sonra Bilal efendimiz ezan okuyor. 10 küsür genç ezanla dalga geçiyor. Daha yeni iman etmişler, iman oturmamış henüz. Ne yapıyorlar ezanla? Dalga. Ne yapardınız? Buyurun hadi bakalım. Ne yapardık? 10 tane genç başlamışlar ezanla dalga geçmeye. Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor biliyor musunuz? Çağırın o gençleri diyor. Gençlerin başında Ebu Mahsura. Okuyun bakayım bir de bana okuyun ezanı diyor. Ezanı okuyorlar, o kadar memnun oluyor. Diyor ki alın bunu yetiştirin diyor. Ve o gün ezanla dalga geçen Ebu Mahsura Kabe'nin 3 müezzininden birisi oluyor. Akıl alır gibi değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eline geçen kömürü elmas yapıyor. Bizim elimize elmas geçiyor. Ayrımcılıktan kömür haline dönüştürüyor. Şu üsluba dağ taş olsa erimez mi? Şu üsluba duvardan çiçek dökülmez mi? Dökülür. Demek ki biz ve bizim anlamamız gereken metodolojiler Kur'an'ın içerisindeki hakikatlerde ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında saklı. Bilmeden nasıl edeceğiz? Bilmeden edemeyeceğiz maalesef. Beş ezan demiştim. Birinci ezana başlıyorum. İlk ezan. Medine'ye hicret oluyor. Mescid-i Nebevi inşa oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iyi de namaza çağırmak için bizim bir şey yapmamız lazım. Biri diyor ki ya Resulallah ateş yakalım. Olmaz. Biri diyor çan çalalım. Olmaz, o da başkasının adeti. Biri diyor boru üfleyelim. O da olmaz. Ne yapalım? O gün karar veremiyorlar. Ertesi gün oluyor. Uyuyorlar. Sabah vakti. Abdullah bin Zeyd koşarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ya Resulallah ya Resulallah. Bir rüya gördüm diyor. Rüyada ezanı anlatıyor. Peşine kim geliyor? Hazreti Ömer geliyor. Ya Resulallah aynı rüyayı ben de gördüm ama Abdullah benden önceye davlandı diyerekten şimdiki ezan o zamanın rüyasından ilham olunuyor. Hadi bakalım bir soru soralım. Neden o iki sahabe efendimiz gördü de rüyayı diğer sahabe efendilerimiz değil? Neden biliyor musunuz? Kim o gün yapılan ümmetin derdi için bir meşveretle dertlenirse, gecelerini bölerse, gecelerini ihya ederse Allah rüyada onun ile taltifte bulunuyor. Görüyor musun? O yüzden onlara denk geliyor. Rüya dediğiniz nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Bakmayın şimdi el ayağa düştüğüne. Onları aldırmayın siz. Rüya dediğiniz nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Ve o iki sahabe efendimize o güzel rüya nasip olmuştur. Daha sonra Allah Resulü ne yapıyor biliyor musunuz? Bana Bilal'i çağırın diyor. Niye çağıracak? Ezan geldi ya rüyayla. Ezan okutturacak. Ya burası çok ilginç mesele. Ya Resulallah neden Bilal? Şimdi biz hadislere baktığımızda Abdullah İbni Mesud Efendimizin sesine taltif var. Onun sesi güzel değil mi? Ebu Musa Aleyşara Efendimizin sesi güzel. Ona da taltif var ama Bilal Efendimizin sesi güzel diye bir şey yok. Ya Resulallah neden? Bak onların sesi daha güzel. Neden onlar dururken Bilal Efendimizi çağırıyorsun? Niye? Kim bedel ödediyse kaymağını da ona yedirtiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biri bedel, biri kaymak. Onda yok. Ne var onda? Kim bedelini ödediyse ikramı da, ihsanı da o bedel ödeyeni yapıyor.
Bakın size bir vaka anlatayım. Bugünün en enteresan meselesi. Allah aşkına şu şekilcilik aslıyla düşünün, olur mu? Şimdi şekilcilik aslındayız ya, bir de şu olaya bakın. Ne dedim az önce, hani Bilal Efendimiz'in sesinin övüldüğü bir olay yok dedim. Ama zıttı var. Bilal Efendimiz Mekkeli değil, yani Arap değil, Habeşli. Öyle olunca da gırtlağı tamı tamına mahreçlere uyumlu değil. O yüzden de şin diyemiyor, sin diyor. Ezan okuyacağı zaman eşedü diyemiyor, esedü diyor. Şikayete geliyorlar. Ya Resulallah, Bilal böyle böyle şinleri söyleyemiyor, sin diyor. Nasıl olacak bu iş? Sinü Bilal'in hayrün min şinik. Bilal'in sini sizin şınınızdan hayırlıdır. Verir miyiz böyle bir payeyi şimdi böyle birisine? Vermeyiz. Niye? Şekilcilikte takıldığımız için. Demeyiz ki bu bedel ödedi, hak da onundur. Bu işin yolunu açtı, hak da bunundur. Demiyoruz. Sinlerde, şınlarda takılı kalıyoruz. Hatta biz gerekirse cemaati bozar, o hocayı da düzeltir, toplum içinde rahatsız bile ederiz. Buradan buraya nasıl geldik biz? Nasıl? Ya Resulallah diyorlar, Bilal şin diyemiyor, sin diyor. Ne diyor? Sinü Bilal'in hayrün min şinük. Bilal'in sini sizin şınınızdan hayırlı diyor. Neleri kaybediyoruz görüyor musunuz? Şekilciliğe neleri feda ediyoruz görüyor musunuz? Allah Allah. Bilal Efendimizin çok vazifesi var. Birazdan anlatacağım hepsini. Vazifesinin birisi de sabah namazında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor, sesleniyor. Birinde sesleniyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıkmıyor Hücre-i Saadet'inden. Çıkmayınca da ne diyor biliyor musun? Es-selatu hayrun minennem. Efendimiz Aleyhisselam çıkıyor. Kim dedi onu diyor. Bilal Efendimiz diyor, ya Resulallah bir kusur mu işledim? Olur mu diyor. Çok hoşnut oluyor. Ondan sonra sabah ezanına bu cümle ekleniyor. Allah Allah. Ne enteresan değil mi? Peki seslendi ya. Niye çıkmadı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam sabah ezanına sünnetini evinde kılıyor. Hücre-i Saadet'inde kılıyor. Hatta diyor ki az vakit bile kalsa farzı kaçırmayacak şekilde ben o sünneti o şekilde eda ederim diyor. Bakın sabah ezanının sünnetinde çok hususi bir durum var. Ulemamız öyle anlatıyor bize. Şimdi normalde öğle vakti diyelim sünnete durdum. Şurada da cemaat oluyor. Benim başım secdeye gitmemişse henüz o sünneti bozup cemaatin farzına giderim. Ama sabah ezanında şurada cemaat varsa, cemaate yetişecek vakit de varsa önce sünneti kılıp ondan sonra cemaatin farzına katılmak icap ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sabah namazlarının sünnetine verdiği kıymet böyle. Allah Allah. Kaza namazı var bir de Bilal Efendimiz'le. Hani soruluyor ya bazen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç kaza namazı kılmış mıdır? El cevap, evet kılmıştır. Tebük Seferi. Diğer adı ne Tebük Seferi'nin? Zorluk Seferi. 30 bin kişilik ordu Tebük'e gidecek, Bizans Rumlarla karşılaşacak ama onlar gelmeyecekler. Ve yoldan geri dönecekler. Nereye doğru? Medine'ye doğru. Araplar yolculuğu gündüz mü yapar, gece mi? Gece yapar çünkü gündüzün sıcağı dayanılmaz bir haldedir. Gece yolculuk yapılacak. Medine'ye varılmadan önce cemaat yorulacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan isteyecekler. Ya Resulallah burada dinlensek olur mu? Sabah namazına da az kalmış. Efendimiz Aleyhisselam orduyu orada dinlendirecek. Dinlendirirken de başa nöbetçi olarak Bilal Efendimiz'i koyacak. Medine'nin akşamı serin. Bilal Efendimiz deveye yaslanmış, deve sıcak. Dışarı serin, deve sıcak. Bilal Efendimiz de uyuyakalıyor, namazı geçiriyorlar. Sabah oluyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ya Bilal, namazı kaçırdık, ben seni nöbetçi dikmedim mi? Seni uyutan Allah beni de uyuttu ya Resulallah diyor. Allah Allah. Ondan sonra da sünnetiyle birlikte sabah namazını kaza ediyorlar. Birinci ezana ilk ezan dedik, doğru mudur? İkiye geçiyorum. İkinci ezan fetih ezanı. Hicretin 8. yılı nere fethedilecek? Mekke fethedilecek 10 bin askerle birlikte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethedildikten sonra Kabe'ye girecek, putları devirecek. Yanında kim var? Ali Efendimiz ile Bilal Efendimiz. Niye onlar? Ya her işi manalı Allah Resulü Aleyhisselam'ın, her işi hikmetli. Hani akrabalarını davet ettiğinde Bilal Efendimiz 10 yaşındaydı, onlara su taşıyordu. Var mı benim davetime icabet dediğinde Ebu Leheb haşa hep dalga geçmeye çalışıyordu. Sana bu çocuk yeter diyordu. O çocuk dediği kim? İmam Ali. İmam Ali'nin yettiğini göstermek istedi. Diğeri kim? Bedel ödeyen Bilal Efendimiz. İkisi birlikte giriyorlar. Putları Kabe'den yıkıyorlar. Hazreti Bilal bize 44 hadis rivayet etmiştir. Rivayet ettiği hadislerin birisi de
putlar Kabe'den temizlendikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'de kıldığı namazdır. O hadisi de bize rivayet eden Bilal Efendimiz'dir. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradan çıkıyorlar. Ey Bilal çık diyor, Kabe'de ezan oku diyor. Bilal Efendimiz Kabe'de ezan okurken Müslümanlar gözyaşları içerisinde, müşrikler de kahroluyor. Niye? Bakın onlar köleyi insandan bile saymıyor. Birisi ne diyor biliyor musun? İyi ki babam ölmüş de haşa bu siyah kargayı Kabe'de görmemiş diyor. Allah. Böyle bir durum. 3. Veda ezanı. Kimden veda? Efendimiz Aleyhisselam'dan veda. Hicretin 10. yılı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hastalanıyor, yatağa düşüyor, ateşler içerisinde. Hazreti Ebubekir Efendimiz yanında ve onu mihraba gönderiyor. 17 vakit namaz kıldırtıyor. Bilal Efendimiz zorlanarak ancak ezanı okuyabiliyor. Tarih Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi. Sabah vakti Allah Resulü Aleyhisselam Hazreti Ebubekir'in evine göndermek için müsaade ediyor. Evi biraz Medine'nin dışında o hanımı. Ebubekir Efendimiz'e müsaade edince Müslümanlar seviniyor. Diyor ki Hazreti Ebubekir'e müsaade ettiyse demek kendisi iyi oldu diyor. Ama kısa bir vakit sonra Ayşe annemizden haber geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Hazreti Ali duyuyor, yıkılıyor. Bilal Efendimiz hıçkırıklar içerisinde. Osman Efendimiz yerinden kalkamıyor. Hazreti Ömer kılıcını çekmiş. Kim Muhammed öldü derse onun kafasını uçururum. O ölmedi. Musa gibi bayıldı. Daha gelecek, biz onunla münafıkların kökünü kurutacağız diyor. Öyle bir acı. Hepsini toplayacak bir dağ lazım. Kim? Hazreti Ebubekir geliyor, konuşmuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Alnına bir öpücük konduruyor. Hayatında güzeldi. Ölümünde güzeldi. Gidiyor oradan herkesi topluyor. Kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştü. Kim Allah'a tapıyorsa Allah haydır, Allah bakidir diyor. Hepsini toplayan da yine Ebubekir Efendimiz oluyor. Vakit öğle vakti, Müslümanlar namaz kılmak durumunda. E kim ezan okuyacak? Bilal Efendimiz. Bilal Efendimiz çıkıyor ezan okumaya, ezan okuyacak ama gözyaşları içerisinde Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor, dizleri üstüne çöküyor, gözlerini toparlayamıyor, sesi gitmiyor. O ezanı, veda ezanını zar zor bitiriyor, zar zor. Devamında halife kim? Hazreti Ebubekir. Ne yapıyor biliyor musun? Gidiyor halifenin yanına. Ya Ebubekir, azat et gideyim. Kim diyor bunu? Bilal Efendimiz. Benim takatim yok diyor. Hazreti Ebubekir diyor ki olur mu ya Bilal? Kim bize ezan okuyacak? Ey Ebubekir, eğer beni nefsin için azat ettiysen emret kalayım. Ama beni Allah için azat ettiysen bırak beni gideyim buralardan diyor. Şam'a gidiyor. Ve ondan sonraki hayatını orada yaşıyor. Filmlerdeki aşk hikayelerini atacağım. Böyle sevda gördünüz mü? Nereye baksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hep onun ayak izi, hep onun kokusu. Dayanamıyor, dayanamıyor. Ne diyor biliyor musun? Takatim yetmiyor ki ben ezan okuyayım. Takatim yetmiyor. 4. Kudüs ezanı. Artık Şam'da hayat yaşar. Oradan cihatlara katılır. Tarih Hicri 16'dır. Kudüs fethedilecektir. Oradaki kumandan Ebu Beyde bin Cerrah'tır. Kudüs'tekiler der ki biz buranın anahtarını veririz ama halife buraya gelsin. İmam Ali ile istişare eder, Hazreti Ömer yola koyulur. Yanında hizmetlisi vardır, bir hizmetlisi ata biner, bir Hazreti Ömer ata biner. Uzaktan görenler der ki işte bu, bizim Kudüs'ü bırakacağımız adam işte bu derler. Kudüs'ün anahtarı alınır, Kudüs fethedilir ve Hazreti Ömer bir şey söyler. Bana Bilal'i çağırın. İkrama bak. Bilal Efendimiz gelir, Hazreti Ömer der ki ey Bilal, Medine'de ilk ezanı sen okudun. Mekke'de Kabe fethinde ilk ezanı sen okudun, istedim ki Kudüs'te de ilk ezanı sen okuyasın. Ömerler, Bilaller gelince Kudüs'te gelecek inşallah. 5. Son ezan. Nerede yaşıyordu Bilal Efendimiz? Şam'da yaşıyor. Şam'da bir gün uykusunda rüya görüyor. Rüyada Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam. Ey Bilal, ne bu vefasızlık? Neden beni ziyarete gelmezsin? Hanımı yanında gözyaşları içerisinde uyanıyor ama cevap veriyor. Ya Resulallah ne vefasızdı, benim seni görmeye takatim yetmiyor. Rüyayı görünce gece vakti
gidiyor Medine'ye tekrar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret edecek. Gidiyor kabrinin yanında. Bir rivayete göre uzun uzun vakit geçiriyor. Bir rivayete göre uyuyor, orada yatıyor. Kim görüyor Bilal Efendimiz'i? İmam Hasan'la İmam Hüseyin görüyor. Diyor ki ya Bilal, çok özledik sesini. Bir ezan daha okumaz mısın şu Medine topraklarında deyince okuyor. Ve o da beşinci son ezanı oluyor. Vefatı. Yaş 60. Şam'da Emrak vaki olacak. Vefat döşeğinde hanımı çok üzgün. Ayrılık ne acı, veda ne acı, öyle deme diyor hanımına. Vuslat ne tatlı, sahabeye kavuşmak ne tatlı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı yeniden görmek ne tatlı diyor. Onlar bu dünyada yaşamayı zahmet görmüşler. Cihatlarda bir sahabe yara alınca ne demiş biliyor musun? Vallahi kurtuluyorum demiş. Bu dünyayı çöplük gibi görmüşler. Bu iman meselesi haricinde. Biz ne zaman şu kalbimizi kazırsak bu dünyadan, biz de onlar gibi bir an yaşadığımızda diyeceğiz ki vallahi kurtuluyorum. Onlara burası gurbet, ahiret sıla. Allah bize de öyle etsin, yoksa zarardayız demektir. Diğer görevleri. Şimdi Bilal Efendimiz'de çok fazla vazife var. Bu vazifeleri dinleyeceğiz. Sonra da evden işe, işten eve ömür geçirmekten ömür böyle geçer mi diyeceğiz. Bakın bakalım tek vazifesi müezzinlik miymiş? Vazifelerinden biri Efendimiz Aleyhisselam'ın abdest suyunu tutar. Hatta mes etme hadisini bilirsiniz. Mes etme hadisini rivayet eden de Bilal Efendimiz'dir. Çünkü kendisi onun abdest suyunu tutar. Bir diğer vazifesi Allah Resulü Aleyhisselam namaz kıldırırken önüne sutre koymaktır. Asa veyahut başka bir şey. Bir diğer vazifesi özellikle savaşlarda geceleri Efendimiz Aleyhisselam'ı koruma vazifesi Bilal Efendimiz'indir. Gündüzleri onu gölgelendirme vazifesi yine Bilal Efendimiz'indir. Dışarıda yemek yenileceği zaman yemeklerini yapan yine Bilal Efendimiz'dir. Beytülmal yani hazinenin toplandığı yer Bilal Efendimiz'indir. Oradaki zekat bu meselelerini, Suffa Mektebi'nin ücretlerini, gelir giderlerini derleyen Bilal Efendimiz'dir. Suffa Mektebi deyince benim içim gidiyor. Çünkü burası da bir Suffa, bir Darül Erkam olur mu diye çok dua ediyoruz. Mersin'de bir medrese, burada bir medrese. İnşallah külliye duamız da var. Siz de dua edin. Şöyle büyük bir külliye olsa, içerisinde hafızların yetiştiği bir cami, içerisinde iman meselelerinin daha akademik seviyede verildiği bir akademi binası, içerisinde şöyle bir seminer salonu, seminer salonunun üst katına, bayanlar dışarıdan girecek üst katına, erkekler medrese içerisinden alt katına, sohbet bitince erkekler medrese içinde, bayan ablalarımız da dışarıdan devam edecekler. Birileri de orada çocuklara bakarsa nurun ala nur. Siz de amin deyin, siz de dua edin. Görüyorsunuz bin arkadaş var, katlara sığmadı, dışarıda sığmadı. O yüzden yani Suffa'nın gelir giderlerini Bilal Efendimiz bakıyor deyince bile böyle aklım hep oralara kayıyor. Çok çok istiyoruz yani, inşallah bakalım. Buhari'nin hadisinde geçiyor. Medine'de kıtlık yaşanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da infak istiyor açıktan. Diyor ki yardım edin diyor. O esnada Bilal Efendimiz'le birlikte kadınların olduğu bölüme gidiyorlar. Bak olaya bak. Efendimiz Aleyhisselam infak toplarken kadınlara ne diyor biliyor musun? Ey kadınlar topluluğu, sadaka veriniz. Ben cehennem halkının çoğunun sizden oluştuğunu gördüm buyuruyor. Başka bir hadiste. Çünkü siz halinizden çok şikayet eder, kocanızın iyiliğine karşı nankörlük edersiniz buyuruyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Onların önüne altınlar atılıyor. Altınlara bakıyorlar, kanlı küpeler var. Efendimiz Aleyhisselam istedikten sonra çıkarmaya bile vakit ayırmayıp koparıp atmış. Çünkü infak kalpteki nifakı en hızlı çürüten devadır. Onlar biliyor, onlar iman ediyor. Bir diğer vazifesi gelen elçileri ağırlıyor. Kaç vazife görüyor musun? Bizde kaç vazife İslam için? Hep konuşacak mıyız? Hep anlatıp eve gidip Bilal Bilal mi diyeceğiz? Kim yaşayacak bunları? Bizde kaç vazife? Seriye kumandanlarına sancak veriyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın emirlerinin halka duyurma vazifesi de onda. Kadın esirlerinin muhafazası onda. Daha neler onda, neler onda. O kurtulanlardan inşallah. Peki bizde ne var? Bizde İslam için hangi vazife var? Diyor muyuz filanca yerin bari peçetesinin mesuliyeti bende, bari aklım ona gitsin de dünyaya meyletmesin. Bari bugün dersek ne güzel olacak. Sus ey siyah kadının oğlu. Şimdi Ebu Zer el-Gıffar Efendimiz'i biliyorsunuz. Bilal bin Rebah'la birlikte normalde çok iyi anlaşırlar. Ama ne oluyorsa oluyor, aralarında hafif bir anlaşmazlık oluyor. Bilal Efendimiz konuşuyor. Ebu Zer ona ne diyor biliyor musunuz? Uskut İbni Sevda.
sus ey siyah kadının oğlu diyor. Oluyor işte. Çok üzülüyor. Gidiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıyor. Resulullah bana böyle böyle dedi diyor. Efendimiz Aleyhisselam Ebu Zer'i çağırıyor diyor. Ey Ebu Zer, sen derisinin renginden dolayı böyle mi dedin? Senden hala cahiliyenin kokusu geliyor diyor. Ebu Zer, bakın sahabe hata yapan kişidir ama hatasından hemen dönen kişidir. Hatasız değillerdir ama özelliklerine hatasından hemen dönüyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor. Bilal Efendimizin evinin önüne kapıyı çalıyor. Kafasını eşeğe koyuyor. Diyor ki sen bu cümlenin çıktığı bu ağzı ezmedikçe ben buradan gitmeyeceğim. Bilal Efendimiz diyor yok tamam Ebu Zer ben hakkımı helal ediyorum. Gitmeyeceğim deyince anlıyor ki kalkmayacak. Usulca şöyle ayağını dokunduruyor ki kafasına kalksın. Nasıllar? Doğruyu görünce bizler gibi maalesef amalı yamalı cümleleri olmuyor. Evet. Yanındaki fakirleri kov. Şimdi bir gün Kureyş'in ekabir takımı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete gelecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında kim var? Bilal var, Habbab var yani eski köle efendilerimiz var. Kureyş'in ekabir takımı diyor ki ya Resulallah biz bunlar yanındayken gelmek istemiyoruz diyor. Hani kibirliler ya. Bari kov şunları deyince Efendimiz Aleyhisselam olur mu öyle diyor. Ya bari kovmazsan bile biz geldiğimizde şunları uzakta tut diyor yani. Bizim gibi Mekke'nin ulları bunlarla yan yana oturmasın diyor. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki yani bir acaba mı diye şöyle hafif düşündük diyor. Ayet indi diyor. Enam suresi. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara sorumluluk yoktur ki onları yanından uzaklaştırıp da zalimlerden olasın. Öyle insanlar var ki sahibi Allah Allah, sadece Allah. Onlara yapılan Allah'a yapılmış gibi. Bunu anlayanlar öyle demiş. Harabat ehlini hor görme zakir, define malik viraneler. O günden sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayetten sonra ne zaman onları görüyor diyor ki ölümüm de sizinle yaşantımla sizinle. Olay bitmedi. Aradan biraz vakit geçiyor. Ebu Sufyan yeni iman etmiş. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Ebu Sufyan'ı alıyor. Kime götürecek? Resulullah Aleyhisselam'a götürecek. Yolda da Bilal Efendimiz onları görüyor. Ebu Sufyan için diyor ki ya ne vardı da cahiliyede birimiz şuna kılıç vursaydık. Çok çektirmiş ya belki de onu şey yapıyor. Hazreti Ebubekir sinirleniyor. Ya ne diyorsunuz siz? O iman etmiş. Resulullah'a götürüyorum. Şimdi sizi şikayet edeceğim diyor. Gidiyor Efendimiz Aleyhisselam'a şikayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Ebubekir hemen git helallik al. Ben bir kez onlara laf ettim. Ayet indi. Çabuk onlardan helallik al diyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz gidiyor. Ama onlar sahabe. Asıl onlar Ebubekir Efendimiz'i üzdük mü diye onlar helallik alıyorlar. Böyle bir vaka yaşanıyor. Allah Allah Allah. Evlilik ve tevazu. Bilal Efendimiz yaklaşık 50 yaşlarında Yemenli bir kabilenin kızına talip oluyor. Bir rivayete göre o erkek kardeşi Halit'le birlikte iki hanımefendiye talip oluyorlar. İstemeye gidiyorlar. Ailenin önüne oturuyorlar. Ben Kabe'nin koca müezzini Bilal demiyorlar. 30 yılım cahiliyedeydi. Hidayeti nasip etti Allah. 30 yıl iman ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan ilerledim. Şimdi de kızınıza talibim. Verirseniz elhamdülillah der döner giderim. Vermezseniz Allahu Ekber der yine döner gider. Veriyorlar. Nasıl vermesin? Araya başka referanslar koyduğumuzdan nice işlerimiz olmuyor anladınız mı? Anladınız mı? Sultanın önünde vezir de dahil kimden istersen iste küstahlıktır. Bundan darılan sultan seni onun eline tokatlar. Sultanın önünde nasıl başkasından istersin der. Kimden istemiş? Sadece Allah. Bakın tevhid bu. İtikat bu. İman bu. Ne zaman Bilal Efendimiz'i övseler, yahu ben Habeşli bir köleyim diyor. Tevazıya bak, tevazı. Aynı tevazu, aynı Hazreti Ömer'de. Bir gün Hazreti Ömer'in hilafet yılları, halk çok heyecanlı. Emirel müminin geliyor, emirel müminin geliyor. İhtiyar bir kadın diyor ki, ne emirel müminini? Deve çobanı Ömer değil mi o? Diyor ki, o kadın mı dedi bunu diyor. O kadın Ömer'e Ömer'i hatırlattı. Var mı aslımızı hatırlatan dostumuz? Ömer için ne diyorlar biliyor musunuz? Ömer'le dost olmak zordu ama kim dost istese Ömer'i dost isterdi. Şöyle desem ayıp olmaz değil mi? Menfaat için dal kavuk mu dolu etrafımız? Kabrin aydınlansın diye dost mu dolu etrafımız? Yoksa zarardayız çünkü
kişi dostunun imanı üzere. Ya rüya. Efendimiz Aleyhisselam sabah sahabeye iki soru sorar. Bir, geceyi nasıl geçirdiniz? Bizler de soralım dostlarımıza, samimi dostlarımıza. Tutup milletin yakasına yapışmayalım Allah aşkına. İnsani bağ olmadan İslami bağ olmaz. Nazımızın geçtiği dostlarımıza yapalım bunları. Bir diyor ki geceyi nasıl geçirdiniz? İki diyor ki bu gece rüya gören var mı? Yine bir gün sual ediyor ve diyor ki bu gece ben rüyamı anlatacağım. Rüyamda cennetteyim. Cibril Emin önümde, Muhammedül Emin Aleyhisselatü Vesselam arkada yürüyoruz. Yerde ayak izleri gördüm diyor. Başka bir rivayette ezan sesi duyduk diye geçiyor. Yerde ayak izleri gördüm diyor. Sordum Cibril'e kimindir? Bu senin efendi müezzinin, Seyyidül Müezzinin Bilal'indir. Sabah oluyor. Bilal diyor sen ne yaptın da böyle bir taltif, böyle bir ikram ne yaptın sen? Bilal Efendimiz diyor ya Resulallah ne yapmışım ben bir şey yapmadım diyor. Ya yaptım bir şey söyle deyince. Ya Resulallah senden öğrendiğim günden beri abdestsiz gezmem. Bak bak şimdi bak olaya bak nereye gidiyor. Abdest alıyormuş ya. Her abdest alabildiğime şükür olsun diye de namaz kılarım. Benim yaptığım budur diyor. Abdestin şükrü namaz. Vallahi. Daha diyorlar ki şu abdest olmasa ne namaz kılınır? Çok üzücü. Ne kölelik Bilal olmaya engel, ne de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sülalesinden olmak, Ebu Leheb olmaya engel. Üstünlük yalnız takvadadır. Gelin o üstünlüğü yakalamak için mücadele edelim. Bu okuduklarımız bize miras olsun. Sadece evde konuşacağımız hikayeler olmasın. Bizi üssün, gecelerimizi bölsün, artık ayaklandırsın. Bu toprakların, başka toprakların sizin gibi güzide insanlara çok ihtiyacı var. Bizler de kalbimizi ihya etmezsek, yeniden ayaklanmazsak kim yetişecek? Jay-Z gibi kardeşlerimize. O kardeşimiz de sonradan iman etmiş, doğru mudur? Elhamdülillah ne kadar güzel, vallahi bizi çok memnun ettin. Senin gibi nicelerine buradakiler ayaklanacak ki ulaşabilelim. Nicelerinin gönlüne girmemiz lazım. Eğer böyle ulvi dertlerle dertlenmezsek Allah icraat-ı süphaniyesi gereği bizi sufli dertlerle boğacaktır. Yapmayın. Yapmayın. Bin bir vazife almış Bilal'i sevmek ona benzemektir. Benzersek ne olur? El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraber olur. Ne var Allah onlardan eylese. O Bilal Efendimizin siyahi derisi bütün hidayetimizi aydınlatsa, yolumuzu aydınlatsa, bembeyaz nur, ışık olsa. Allah onların yolundan gidenlerden eylesin ama dilde değil, amelde gidenlerden eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahfiru davana anilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha me selamat. Olmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesen kitabı sizlerle. mybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var.
her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.